Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe ve canım çok sıkıldı evde. Ben de dedim ki vardı var yakında arabayla 2 dakika oraya gideyim, mağazaları gezeyim. Bakalım yılbaşında neler neler gelmiş. Allah'ım, kamerayı tutamadım resmen. Bayağı çok tatlı küçük çam ağaçları yapmışlar. Bu şekilde üzerlerinde şeyler de var, şöyle 15 lira. Ama benim istediğim şeyi bulamadım şu an. Bir soracağım bakayım. Altıda bulamadım maalesef. Bilmiyorum, belki vadede Makro Center'da falan vardır. Oralara bir bakacağım şimdi. Vadeye geçelim. Vadede bulursam arabayı da iç dış yıkatacağım. Oğuz söyledi, yıkatalım dedi. Tamam dedim. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arabayı bıraktım. İç dış yıkama yapılıyor. Ben de bir saat falan sürecekmiş. Otomobili arayacaklar da bitince. O sırada ben de işte gezerim. Bundan beri yeni yıl zımbırtısı bu. Hiç değişmedi daha. Şöyle. Normalde tabii şuralara falan oturabiliyordunuz ama şimdi malum koronadan oturulmuyor. Arabanın bitmesini bekliyorum. Orada bir dinlenme alanı vardı, oraya geldim şimdi. Yani arabayı yıkatacağım diye şu an bayağı 300 kağıtlık falan oldum. Eve gidince size hepsini tek tek göstereceğim. Gratisten ve mahsusun alışveriş yaptım dediğim gibi. Birazdan görüşürüz. Herkese evden merhaba arkadaşlar. Çok fazla çekemedim çünkü bir an önce böyle bir neden oldu bilmiyorum. Şu mağazaya bakayım, bu mağazaya bakayım. Her yerde indirim var tabii ki de, biliyorsunuz. Yılbaşı öncesi ve bence asıl indirim yılbaşından sonra indirim oluyor. Çünkü elde kalan bütün ürünleri çıkarmak için inanılmaz derecede ucuz fiyata satıyorlar. Her neyse, çok da lafı uzatmayayım. Şimdi ben daha çok gratisten alışveriş yaptım. Ve de 2-3 ürünü de Watson's'ın aldım. Şimdi bir önceki gratis videomu izlediyseniz eğer, orada size söylemiştim hani bu ürünü alsam mı almasam mı diye. Çok geç gratis indiriminden alışveriş yaptığım için çoğu ürünü bulamamıştım. Şimdi onları buldum. Bir de başka şeyler de buldum vesaire. Şimdi hemen hızlı hızlı geçelim. Öncelikle eşime bir adet deodorant aldım. Bu 12 liraydı. Sonra şöyle bir kalem tıraşı aldım. Bu da işte 3.85 mi 3.75 mi neydi? Hatırladıklarımı hızlı hızlı geçiyorum hemen. Belirli bir fiyat üzeri alışveriş yaptığınızda bu şeyin, Urbancare'in saç bakım serisi. Ben argan ve keratin yağlı. Aynen. Kolay kırılan, yıpranmış saçlar için. Bu 80 liradan 20 liraya düşüyordu. Hemen kaptım bunu da. Çünkü kullandığım şampuan inanılmaz derece saçımı döküyor. Ve hemen dedim Ceylancığım, yeni şampuan dene. Şu Bilus'un, biliyorsunuz yeni çıkardığı koleksiyonda nemlendirici bazı spreyi. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla makyajdan sonra da sabitlemek için kullanılıyor diye biliyorum. Bunu da aldım hemen. Bu da 15.75 mi öyle bir şeydi. Sonrasında tekrar hatırladıklarımı söylüyorum. Bu da Pastel'in Bordeaux diye bir şey eyeliner var. Bu renk inanılmaz güzel. Bir makyaj videosunda bunu kullanacağım kesinlikle. Bu da 20 liraya düşüyordu. Aldım. Hemen cicik. Sonrasında şimdi birazcık fiyat bakarak gideceğim. Yani şunu da biliyorum aklımda. Bu da minicik bir ayna. Şimdi normalde şu an tuvalette çekiyorum ben. Benim tuvalette full böyle bir ayna var ama böyle dibine girmek zorunda kalıyorum. O yüzden onu istemediğim için küçücük masa aynası aldım. Şunu hemen açalım, beraber göstereyim size de. Tabii de benim mor rengini sevdiğimi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Her şeyim genelde bu renk. Şöyle gerçekten çok minimal. Evet, kendinize bakabilirsiniz. Merhaba. Şu şekilde arkalı önlü. Çok mini minnacık. Bence ideal. Bu da böyle biliyorsunuz dönebilen tipler. Bu birazcık daha yakın. Bu normal bir boyutta. Bunu da 7 liraya aldım. Dedim niye almıyorum. Mini minnacık, çok güzel. Sonrasında size hemen hızlıca bir Watson's'ta aldıklarımı göstereyim. Onlar zaten çok küçük. Şimdi öncelikle şurada Essence'in bir maskarasını aldım. Benim maskaram bitiyor gibi, çok yakın.
Bir tane alayım dedim. Bunu ben ne kadara aldım? Hemen söyleyeyim. 19 liraya almışım bunu. Sonrasında şöyle bir asıl benim favorim. Ne zamandır böyle almak istediğim ama bir türlü çok fiyatlı, hani ucuzluğa gelince alayım mı almayayım mı diye düşünüyorum. Aman be, alıyorum artık dediğim far paleti. Şunun güzelliğine bakın. Max Reload'u Big Shot diye geçiyor. Hemen bunu da açalım beraber. Açtım. Ne 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 ne. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Ya bundan trilyon tane makyaj şeyi çıkar ya. Farklı farklı. Hem matı hem şeyi. Bu arada en sevdiğimi göstereyim size. Şuradaki lavender ve mint yeşil. Tabii ışıktan şu an tam göremiyorsunuz. Bir video çekeceğiz zaten bunu. Yılbaşı makyajı yaparız beraber. Evet, bunu ve şu Essence'in maskarasını alınca kasada da Bastos'un kendi çıkarmış olduğu bir diş macunu var. Bunu bedavaya verdiler. Hani ya eşantiyon, hani bir dene falan diye. Ben de dedim, ver canım, deneyelim ne olacak vesaire. Her neyse. Devam ediyorum. Şimdi gelelim öbür tarafa. Dediğim gibi aldıklarım kırılmıştı aldığımda. Ben de hemen gittim. Pastel'in krem bulaşını aldım. Biliyorsunuz yeni çıkardık bunu. Bunu ne kadara aldım ben hemen hızlıca bir bakayım. 15 liraydı diye hatırlıyorum. Benim aldığım ne renk? 44 numarası. Beraber açalım hemen. Şöyle. Şeftali tonu bu arada. Daha güzel bir ortamda hepsini şey yapacağım. Swatchlayıp göstereceğim. Bir sonraki videomda muhtemelen bunlarla yapacağım çünkü. Yılbaşı gecemizi. Bunu aldım. Bir adet de şu gene Pastel'in Simply Blush 10'un 14 numarasını aldım. Bu da aynı şekilde aldık. Bu da bir tık daha böyle bronz tonlarında, kahverengi tonunda. Bir tane zaten bende pembe vardı. O yüzden bu iki tonda da ihtiyacım vardı. Aldım. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 15 liraya aldım. Aynen. Şuna güzelliğine bakar mısınız? Aynası da var. Çok minnoş. Peki aynada sünger görüyor olmanız çok, gerçekten çok muhteşem oldu. Şu şekilde kendinizi görebilirsiniz. Devam ediyorum. Büyülüsün. Şuradaki mini minnacık Stop It isimli makyaj sabitleme bazını aldım. Şöyle. Bunda hemen bakalım fiyatına. 14 lira. Gayet uygun bir fiyatı var. Sonrasında arkadaşlar ben çıktım Glesen'den, ki almam gereken şeyi almadım diye kaş maskarası aldım, transparan pastelin bu. Bunu da ne kadar aldım? Bunu sonradan aldım. Bir dakika. Kaç ediyor? 15 liraya aldım bunu da. Yani gayet uygun bir fiyat vardı. Bir denemek için aldım. Sonrasında asetonum bitiyordu. Aseton aldım. Bunu kullanıyorum. Gayet memnunum. Şimdi kızın sesi geliyor. Sonrasında iki tane de Naşita'nın fırçasını aldım. Ben size gösterdim mi bilmiyorum. Nivea'nın iki tane fırçasını almıştım ama yani o kadar kötüydü ki. Bir de size bir şey daha göstereceğim sonra Nivea'nın alışverişinde. Gerçekten çok kötüydü ya. Şu arkadaş Naşita Pro Plus Effect diye geçen. Söyleyeceğim. Açılı fondöten fırçası bu. Bunu ne kadara aldığımı hemen size söyleyeceğim. Bir saniye. Bunu 27 liraya aldım. 27,5 liraya. Şöyle hemen tekrar açalım beraber sizinle. Her şeyi açtık. Bunu mu açmayacağız değil mi? Şöyle. Ay. Çok yumuşak. Şöyle göstereyim. Normal siyah bir fırça. Açılı şu şekilde. Şöyle. Yumuşacık bu arada, çok güzel. Bu da kapatıcı fırçası. Bu da 22,5 liraya geliyordu aynı şekilde. Bu da bir küçük boyut. Bu arada bunun numarası 287. Hani
Almak isterseniz hemen diğerini açalım. Gelmiyordu. Oo, çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin sen. Bunun burası da rose gold böyle. Çok güzel. Bu da 136 numarası. Ya çok ınanıştın o fırçaları. Yumuşacık. Şimdi size hemen Neyvel'in şeylerini göstereceğim 2 saniye. Sadece bir tanesini göstereceğim. Gerçekten yani niye 13 lira olduğunu çok iyi anladım. Şimdi ama çok renkli makyaj paletleri istiyordum. Şu Neyvel'in Delicious isimli makaronlu tatlı tatlı bir şeyini gördüm. Gördüm. Aldım. Çünkü neden almayayım? Şu renklerin güzelliğine bakın. Renklerin güzelliğine bakın. Burada da gene aynası da var zaten. Aynalı. Şöyle. Ama gel gelin ki bu yani çok kötü ya. Yani fırça, balmı fırçasını kullanıyordum. Balmı fırçaları çok güzel biliyorsunuz. Karıştırma fırçası vesaire ama birincisi de çok toz tutuyor. İkincisi tek seferde yani o pigmentasyon çok çok iyi değil benim açımdan. Bence değil yani. Bilginiz olsun. Ben bunu zaten 13 liraya ne almıştım bu paleti yani hani. Ama renkler çok güzel ya. Baksanıza. Muhteşem değil mi? Ama benimle değil. Benimle değil. Şimdi evet burada gösterdiğim bütün her şeyi totalde 300 liraya almışım. Yani 300 liraya almışım işte ben. Ben bunu 300 liraya almışım. Çünkü neden almayayım? Çünkü çok güzeldi. Bak. Bakın şöyle 3 tane fişim var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle 3 fiş. Dedim ya sonra 2 tane geri çıkışı var çünkü sonra unuttum. Şu şekilde. Dişleri doyamıyorum çünkü ben. Evet bu şekilde. Bir sonraki videoda yılbaşı ağacımızı süslerken yılbaşı makyajımızı da yaparız. O zaman bu kullandığımız bu minnoş minnoş aldığım canım paletimi kullanırız. Hatta iki gözümüzde farklı bir makyaj yapabiliriz arkadaşlar. Çok da güzel olur. Şimdi gelin bakalım. Bakın niye böyle? Yani bilmiyorum ya. Bende mi sıkıntı var? Bence çok... Şu an yüzümde hiçbir şey sürmeden bakın aktif seviyecelerim çıkmaya başladı bu aralar. O yüzden böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.